Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün İzmir'de yaşamak nasıldır? İzmir'de yaşamak zannedildiği kadar güzel midir? Ne gibi zorlukları vardır, ne gibi artıları vardır? Sizlere bunlardan bahsedeceğim. Şimdi öncelikle ben yaklaşık 6-7 senedir İzmir'de yaşıyorum ve tabii ki anlatacaklarım inanılmaz analizler, inanılmaz büyük şeyler olmayacak. Sadece burada yaşayan birinin gözünden anlatmış olacağım. Şimdi biliyorsunuz son zamanlarda İnanılmaz bir şekilde işte İzmir'e göç, İzmir'e mi taşınsak? Birilerine soruluyor. Ne nerede yaşamak isterdiniz? Kesinlikle İzmir'de yaşamak isterdim. İşte Avrupa olmazsa kesinlikle İzmir'e taşınmak istiyorum gibi şeyler duyuyorum ve bana da arkadaşlarım ve yakınlarım tarafından çok fazla soruluyordu. Hani sen orada yaşıyorsun. Nasıl bir yer? Gerçekten rahat mı? İş imkanları neler falan filan? Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle iş imkanlarıyla alakalı başlayalım. Şimdi eğer ki siz atıyorum İstanbul'da yaşıyorsunuz. Öyle ya da böyle işiniz var. Fakat yaşadığınız şehirden memnun değilsiniz ve e, İzmir'e gelmeye karar verdiniz. Bence eğer ki hali hazırda bir işiniz, ayarladığınız bir herhangi bir iş yoksa bence gelmeyin. Yani iş aramak için İzmir'e gelmeyin derim ben. Çünkü ciddi anlamda e, iş sıkıntısı çekiliyor. Burada olan insanlar da çok fazla bunun sıkıntısını yaşıyorlar. Ne yazık ki ülkemizde İstanbul dışındaki herhangi bir şehre çok fazla yatırım yapılmadığı için e, yeni iş alanları ya da zengin iş alanları bulamıyoruz. Bulamadığımız için de çoğunlukla göreceksiniz de zaten burada okuyan insanlar ya da buralı insanlar, burada yaşayan insanlar belli bir süre sonra İstanbul'a taşınmak zorunda kalıyorlar ki iş bulabilmek için. O yüzden eğer ki halihazırda bir işiniz varsa bence garantiye almadan kendinizi kesinlikle İzmir'e taşınmanızı tavsiye etmem çok ciddi sıkıntı yaşayacaksınızdır. Diyelim ki iş buldunuz, diyelim ki bir şey çıktı. Maaşlar da İstanbul kadar yüksek olmuyor. Genellikle belki yarı fiyatına falan çalışmak zorunda kalabilirsiniz. Tabii ki İstanbul kadar pahalı bir şehir değil burası. Ama yine de sizin o alıştığınız hayat kalitesinin altında olacaktır diye düşünüyorum. O yüzden size en büyük tavsiyem kesinlikle gelecekseniz bir hazırlığınız olsun. Ondan sonra gelin derim. Şimdi eğer ki varsayalım maddi durumunuz yerinde belki çalışmak istemiyorsunuz ya da emekli olmayı düşünüyorsunuz. O yüzden gelmek istiyorsunuz İzmir'e. Böyle bir durumda size olumsuz bir şey söyleyemem. Bence gelin. Yaşam şartı olarak insanların birbirine olan saygısı, karşılaştıklarında günaydın demeleri, selam vermeleri falan gibi şeyler açısından gerçekten İzmir güzel bir yer. Çok güzel karşılanacağınıza eminim. Çok da iyi hissedeceğinize de eminim buraya geldiğiniz zaman. E, eğer ki maddi herhangi bir sıkıntınız yoksa Buraya gelebilirsiniz. Yine örneğin emekli olmayı düşünenler için İzmir sadece konak karşıya kadar ibaret değil. Daha yazlık bölgelerde taşınabilirsiniz. Burada da kışın kalan insanlar oluyor. Gayet de memnunlar, gayet de iyiler. Yine bana çok sorulan şeylerden biri trafik meselesi. Özellikle İstanbul'da yaşayan insanlar çok fazla gelmek istiyor. Küçük bir şehirdeyseniz sizin için sıkıntılı olabilir. Çünkü küçük şehirlerde biliyorsunuz o kadar trafik olmuyor. Sonuç olarak burası da büyük şehir. Sizin için belki e, çok sıkışık gelebilir trafik, ama İstanbul'dan gelecek birisi için İstanbul kadar tabii ki değil. E, İstanbul kadar trafiği yok, ama yine de var. Bu da zannedersem insanların kalabalıklığından öte, belediyenin biraz sıkıntılı olması, belediyenin çok iyi çalıştığını düşünmüyorum. Dolayısıyla yollarında çok çok iyi olduğunu düşünmüyorum. Yollarda genelde sıkışıklık oluyor, kaldırımda, onda, bunda bir düzen sıkıntısı var. Düzen sıkıntısından dolayı da. Kaos oluşuyor ve trafik oluşuyor. Bunun dışında kadınlar için şöyle bir şey söyleyebilirim. Ben normalde İstanbul'da yaşıyordum. Öğrenci olarak İzmir'e geldim ve kadınlar için şunu söyleyebilirim. Gerçekten İzmir çok fazla kadını sokakta görebileceğiniz çok da rahat gezebildikleri bir şehir. E, tabii ki bu şu anlama gelmiyor. Yani İzmir'in bütün her yerinde çok rahat gezebilirsiniz. Sabahlara kadar gezseniz tozsanız başınıza hiçbir şey gelmez demeye çalışmıyorum. Tabii ki her şehir gibi bazı bölgeleri daha güvenli. Bazı bölgede de çok güvensiz. İzmir de bu şehirlerden biri. Ama genellikle meydanlar, kalabalık yerlerde çok rahat edebileceğinizi düşünüyorum. Ben açıkçası geldiğimden beri hiçbir sıkıntı yaşamadım. Tabii ki İzmir'in kendine has bir tarzının, kendine has bir yapısının olduğunu söylemem lazım. Dediğim gibi eğer ki İstanbul'dan geliyorsanız buradaki insanların güler yüzü, buradaki insanların paylaşımcılığı, gelen insanlara ya da burada yaşayan insanlara yardımcı olma isteği aynı şekilde de hayatınıza ne giydiğinize, ne yaptığınıza hiçbir şekilde karışmamaları bence İzmir'in en büyük kültürü diyebilirim. En büyük de farkı belki de. Genel olarak duyarlı bir toplum yaşadığını söyleyebilirim. Özellikle iyi kesimlerinde, karşıya kadar özellikle çok düzgün insanlar yaşıyor. Ve o tarafları tercih ederseniz de gayet memnun kalacağınızı düşünüyorum. Tabii ki en önemli şeylerden biri de bayramlar. Burada bütün bayramlar çok coşkulu ve çok keyifli geçiyor. İnsanlar sabah kadar sokakta oluyorlar. Herhangi bir olaya da şahit olmadım, herhangi bir sıkıntıya da şahit olmadım. Son derece böyle uyumlu, hep birlikte çok güzel bayram kutluyoruz. Zaten ülkeyle alakalı herhangi bir şey olduğunda da, herhangi bir sıkıntı olduğunda da İzmirli'yi mutlaka sokakta görebilirsiniz. Çok duyarlı bir toplum olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki yine en güzel şeylerden biri de yaz olduğunda tuzup da başka bir yere gitmek yerine İzmir'in ilçelerine gidebiliyoruz. İşte siz belki dışarıdan duyduğunuz bir çeşme veya alaçatı vardır ama tabii ki bu bu kadar değil. Urla var, Foça var, Seferihisar var. Yine bilmediğimiz çok güzel koylar var. Buralarda kamp yapabiliyorsunuz ve buralara çok kolay gidilebiliyor. Burada yaşıyorsanız eğer arabanız varsa zaten çok kolay. Otobandan bir çıktığınız zaman yarım saat bir saatte birçok yere gidebiliyorsunuz. Bunun dışında eğer ki e, otobüsle gitmek istiyorsanız da işte normalin e, iki katı fiyat ödeyerek aslında çok da ucuz bir rakam oluyor Normal iki katı fiyat ödeyerek istediğiniz ilçeye gidebiliyorsunuz Denizi de gayet güzel plajları gayet güzel bu da bence çok çok büyük artılardan biri çünkü genellikle diğer şehirlerde yazın tatil yapmak için çok fazla yol kat etmek gerekiyor. Bu anlamda ben e, İzmir'i çok avantajlı buluyorum. Aynı şekilde yine konumundan ötürü de Aydın'a, Muğla'ya çok hani yakın. Yani en azından çoğu şehre göre daha yakın. Yani güzel bir konumu var diyebilirim. Tatil e, isteyenler ya da tatile önem veren insanlar için de İzmir bence doğru bir seçim olacaktır. Benim söyleyebileceklerim bu kadar. Dediğim gibi eğer ki maddi durumunuzla ilgili bir sıkıntınız yoksa gelebilirsiniz. Çok da keyif alacağınıza eminim. E, hiç şüphem yok. İnsanlarıyla, her şeyiyle gayet güzel bir şehir. Ama eğer ki işiniz yoksa ve iş aramak için gelecekseniz kesinlikle tavsiye etmiyorum. Çok sıkıntı yaşayacağınızı düşünüyorum. Benim düşüncelerim bu kadardı. Eğer ki sormak istediğiniz başka bir şey olursa yorumlarda belirtin lütfen. Ben de eğer ki çok soru gelirse bunun ikincisini çekebilirim. Her türlü şeyi sorabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.